Merhaba arkadaşlar, ben Alcı. Bugün biraz sizden sohbet etmek istiyorum. Yani analiz vermekten ziyade aslında yani grafikleri okuma arkadaşlar bunu yaparsanız zaten yani ne coin sormaya ihtiyacınız olacak ne de bir başkasını takip etmeye ihtiyacınız olacak. Yani e, şurada şu çizgileri çizmek çok basit. Sadece yapacağınız iş bu çizgilere göre hareket etmek. Yani bu çizgiler nedir? Bu çizgiler destek direnç veyahut da trend çizgileridir. Yani bu bu kadar basit. Ha bazı arkadaşlar diyor ya hocam e, işte indikatörlerden işte al sat yapabilir miyiz? Hayır indikatörlerden al sat yapılmaz. İndikatörler sadece size fikir verir. Yani mesela diyelim ki şu coin e, şu anda kulece üzerindeyiz. Şu coin şuraya geldiğinde bakın şuraya geldiğinde burası bir üst trend noktasıdır. Yani daha önceden buraları bakın test etmiştir bir hat oluşturmuştur. Artık burayı geçtikten sonra bunun üstünde yeni bir mu açtıktan sonra çıkacak demektir. Yani yükselecek demektir. Peki bu duruma geldiğinde bir koyun bu duruma geldiğinde, bakın misal en basit de erasay. Erasay'ın 50'yi geçmesini bekleyin arkadaşlar. Yani eğer ki erasay bu bir güç endeksidir. Yani nasıl diyeyim? Birkaç tane e, endeksin birleşiminden oluşan bir grafik çeşididir. Yani bu da bir indikatördür. Erasay bir indikatördür. Ama buna göre alım yapılır mı? Hayır. Direkt buna göre alım yapılmaz. Bunun mesela bir sınırı vardır. Yani 50 sınırdır. Bunun 50'nin üstünde mutlaka alım yapılır. Ama buradan mesela sadece Erasay'a baktın. Ha 50'nin üstüne çıktı. E, i̇şte alım yapalım. Hayır. Bu bu şekilde değil. Bunun da mesela bir üstteki grafiğinde bir trendi, bir direnci ve hatta herhangi bir destek noktasına geldiğini düşünmeniz lazım. Yani şimdi bu buraya geldiğinde 50 noktasına da gelebilir. Bakın bu buraya geldiğinde 50 noktasına da gelebilir. Veya destek noktasına geldiğinde diyelim ki işte şu yeşil hat destek noktası ve burada. Buraya yeşil hatta geldiğinde yine erasaya bakarsın. Eğer ki 50'nin üstündeyse veya bakın veya diyorum bu seviyede ise bakın 28 seviyesi yani e, normalde 28 seviyesidir. Burası aslında e, Erasa'ya göre e, satışların yoğun olduğu kesimdir. Lakin burada işte akıllı olacaksınız. Burada coin'i toplamaya başlayacaksınız. Destek seviyelerinden toplamaya başlayacaksınız. Bu sadece bir öngörüdür. 50 seviyesinin üstündeyse zaten ve direnç veyahut da işte direnci geçecektir veyahut da trendi geçecektir. Bu şekilde alınabilir. Bakın şuralarda burası aslında yoğun satış bölgesidir. Ee, burası da yoğun alış bölgesidir. Ama traderlar burada almaya başlarlar. Burada satmaya başlarlar. İndikatöre göre bakın indikatöre göre tam ters orantılıdır. Burası yoğunluk satış bölgesidir, burası yoğunluk alış bölgesidir. Ama traderlara göre burası yoğunluk alış bölgesidir, burası da yoğunluk satış bölgesidir. Yani tam tersidir. Bunu ayarladığınız zaman zaten sorun kalmaz. Şimdi koleje üzerinden gittik. E, şunları çizmek arkadaşlar bakın bir tren çizgisini nasıl oluştururuz? Hepsini silelim. Şimdi bir trend çizgisi oluşturabilmemiz için Misal ışın. Yani şuraya girdik. E, Trending view'e girdik. Bakın ışın diye yazıyor. Zaten burada işte trend, bilgi, trend açısı, sabit, swap filan, yatay ışın filan, cahçut bir sürü envanter var. Burada bizim kullanacağımız yatay ışın. Mıknatısı açarız. Bakın tam tepe noktası. Tam tepe noktasından bu e, diğer tepe noktalarını birleştirme zorundayız. Bu şekilde olur mu? Hayır. Bu şekilde olur mu? Hayır. Diğer tepe noktasının tam uç noktasında burayı sabitleyeceğiz. Bakın burası bir trend oldu. Nasıl bir trend? Alçalan bir trend. Bakın alçalan bir trend. Diyoruz ya işte alçalanı kırdı yok yükseleni kırdı. Burada işte alçalan bir trendimiz var. Coin'imiz ne zaman bakın şu şekilde gelebilir. Burada tekrar takılıp aşağı düşebilir. Öyle mi? Ama bu trendin üstünde bakın çizmişiz bu trendin üstünde yeni bir mum açarsa Burası alım noktanızdır arkadaşlar. Yeni bir mum açacağı zaman burası alım noktasıdır. Peki stop noktanız neresidir? Stop noktası da bir alt seviyeye tren çizdiğiniz zaman bakın bir alt seviye tren çizdiğiniz zaman burada aşağı doğru yeni bir mum açtığında burada kırılım olmuştur. Yeni bir mum açtığında burası da sizin Stop noktasıdır. Peki biz bunu nasıl kontrol edeceğiz? Yani hocam biz bunları nasıl bileceğiz? Şeklinde soru sorabilirsiniz. Şimdi e, dediğim gibi mesela koyun e, buraya gelmiştir. Bu tren çizgisine gelmiştir. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam e, işte e, şimdi böyle bir mum açtı. Siz çizdiniz. Böyle bir mum açtı. E, mum tekrar geldi. Buradan devam etti. Aşağı doğru gitti. E Peki şimdi ne yapacaksınız? Bakın burası eğer ki Burayı mum geçmiştir. Buradan yeni bir mum açmıştır. Buradan tekrar retest bölgesine gelebilir. Bunu genelde görüyoruz yani bütün coinlerde. Retest bölgesine gelebilir. O zaman ne yapacağız? İşte buraya geçtikten sonra erasaydan yararlanacağız. Veya bakın şuradaki yatay direnç seviyelerinden yararlanacağız arkadaşlar. Bakın şu tepe noktaları yatay direnç seviyeleri. Yani direnç dediğim mum aşağıda kaldığı için direnç seviyesi mum yukarıdan gelirse aşağı doğru gelirse bura o zaman ne olur? Destek seviyesi olur. Bakın şimdi mum bu şekilde gelir. Burada takılabilir. Burası direnç. Geçti. Burası direnç. Alt taraf bu sefer destek oldu. Tekrar buraya geçti direnç. Alt taraf destek oldu. Tekrar geçti. Bakın direnci geçti. Geldi. Burası destek olabilir. Her aşağı indiğinde tekrar buralar destek her yukarı çıkarken de buralar direnç olabilir. Aşağı kırılımda da dedik ya mesela temel şuradan çizgi çizdik. Bakın çizgi diyoruz artık yani trend de demiyorum. Çizgi çizdik. Buradan aşağı kırdı. Ha, stop olalım mı? Olun. Mutlaka olun. Çünkü e, piyasa artık negatifliğe başlamıştır. E, coinler yavaş yavaş işte mesela bu bir simetri üçgendir. Aşağı doğru kırıldıysa işte normalde bir önceki kırılım noktasına veyahut da bir önceki renk seviyesine kadar düşmesi beklenebilir. Nereye kadar düşebilir? Bakın şurası bir e, toplanma merkezidir veyahut da bir önceki dönüş seviyesidir. İşte burası bir önceki dönüş seviyesidir veyahut da kırılım seviyesidir. Buradan aşağı doğru gelen bir coin eğer ki buradan aşağı kırdı buradan da yeni bir mum açtı. İlk göreceği destek seviyesi burasıdır. Buradan aşağı kırdı yeni bir mum açtı. Tekrar burasıdır. Bu şekilde coinler hareket eder. Bu bütün coinlerde bu şekildedir arkadaşlar. Kesinlikle e, bu değişmez. Yani bunun e, çünkü bu grafikler bakın kendiliğinden oluşan grafikler değildir. Bu grafikler yatırımcıların verdikleri e, işte alım satım verileridir. Bu bunlara göre hareket eder. Yani şurada mesela daha önceden biliyorsunuz. Bakın şurada daha önceden bir üçgenimiz vardı. Bakın şurada bir üçgenimiz vardı. Ben bunu daha önceden de söyledim. Şimdi bakalım bu grafiği inceleyelim. Bakın geçmiş. Yeni bir mum açmış. Devam etmiş. Reteste düşmüş. Bakın reteste gelmiş. Test etmiş. Yani buradan tamam ben burayı kırdım. Ama ben burayı teyit etmem lazım demiş. Gelmiş. Teyidini almış. ve Ondan sonra akabinde tekrar yükselmeye başlamış. Bakın ikinci bir teyit seviyesi de burası. Yani bunlara da dikkat edersek zaten e, çizgileri çiziyoruz. Bakın çizgileri çiziyoruz. Bu çizgiler nedir? Direnç çizgisi, destek çizgisi veyahut da trend çizgileri. Bunları takip ettiğimiz sürece burası bir alçalandır. Alçalanı yukarıya kırdığı zaman yukarıya gidecek demektir. Burası bir yükselendir. Yükseleni aşağı doğru kırdığı zaman aşağı doğru gidecektir. Bu destek ve direnç seviyeleri de aynıdır arkadaşlar. Aynı tren seviyeleri gibi. Burası bir e, direnç seviyesidir. Buraya gelir aşağı doğru dönme ihtimali vardır. Yukarıya çıkarsa yukarıya doğru yükselme ihtimali devam eder. Bunlara da yaparken mutlaka piyasa hareketlerine dikkat edin. Piyasayı kontrol edin. Yani sürekli piyasaya bakın. Piyasa acaba bize ne söylüyor? Bize ne demek istiyor? Yani bu şekilde Piyasayı da kontrol ederekten işte indikatör olarak işte RSI'den yararlanan arkadaşlar var. Ee, işte hacim indikatörlerinden yok bilmem e, formasyonlarda Yani bir sürü envanter var. Bunları zaten gün geçtikçe aşina olacaksınız ve bu aşinalık size e, artık böyle e, ben mesela şu anda bunları çizmek için uğraşmıyorum. Yani ben e, birçok teknik biliyorum ama Hiçbir teknikten uğraşmıyorum, geliyorum, şöyle basit olarak bakıyorum. Çünkü yani burada bir harmonik daha çizsen, yani işte diyelim ki ne, bir sürü şey var yani, e, ya şimdi aklıma gelmedi birden. Yani o kadar çok teknik e, şeyler elbette ki öğrenin, bunları öğrenin. Yani ama e, bakın gerçekten şunu göreceksiniz. Yani burada en önemli şey destek, direnç ve trend. Başka hiçbir şey değil. Yani bütün formasyonlar olsun, indikatörler olsun yani aklınıza bir gelebilecek bütün e, teknik envanterler hepsi onlardan geçer. Yani bir Fibo çizersin. Fibo'nun işte yatay seviyeleri destekleyen seviyeleridir. İşte e, yani bir trende denk gelirdir. Bakın şurada ben mesela Fibo'dan yararlanırım. Ben şimdi bunu söyleyeyim. E, Fibo benim için bir çok büyük bir yardımcıdır. E, şunu çizdim de Bakın, eğer ki seviyelerde dek geliyorsa, kitleyin bunu mutlaka. Bakın görüyorsunuz mu? Yani şurada bunun olasılığı, bakın şimdi daha önce şurada bir çizgi çizdik değil mi? Trend, alçalanı çizdik. Şuradan da işte bir diyelim ki bir yükselen çizdik. Bakın, yani döndüğü noktalar, döndüğü noktalar aynı seviyeler. Bak burada trend çizmişiz aşağı doğru bakın. Görüyor musunuz mu? Şimdi bu trend Şimdi Fibo'ya göre hareket etmiş mi? 786 seviyesinden geri dönmüş. 618 seviyesinden geri dönmüş. Bakın ve trendden geri dönmüş. Yani hem 618'e yaklaşmış hem trend seviyesinden dönmüş. Bakın direkt trend seviyesinden dönmüş. Yani bu çok önemli. Ha Fibo çalışmamış mı? Bakın Fibo gerçekten güzel çalışmış. Yani 05 seviyesinde çalışmış. 786'da çalışmış. 618'de çalışmış. Ee, bakın 195'te çalışmış. Yani 236'da çalışmış. Yani çoğu yerde çalışmış. İşte bu trendler size yardımcı olacak. Bu FIBO size yardımcı olacak. Kararı siz vereceksiniz. Yani sosyal medyada ben olayım başkası olsun bir sürü kişi e, yorum yapıyor. Yani işte şöyle ben teknik eğitim veririm. Yok şöyle bir plan. Ya teknik eğitim falan hikaye arkadaşlar. Sen bunu uygulama aşamasında eğer ki e, bir coin'i bakın şunu sileyim. Şimdi bir coin almak istiyorsunuz. Böyle bir çizginiz var. Çizdiniz. Değil mi? Bakın. Burada gördüğünüz zaman almayın. 4 saatlik bakıyorsunuz. Kulece. Misal söylüyorum bak. En basiti kulece. Şimdi bunu. Şimdi ben kulece üzerinden gittim. Yani başka da coin anlatmayacağım arkadaşlar. Yani zaten coin anlatmak için gelmedim. Buraya şu anda bir nevi eğitim. Yani bir coin'i nasıl değerlendirebilirsiniz? Nereden alabilirsiniz? Nereden satabilirsiniz? Bunu değerlendirmek istedim. Umarım anlayanlar anlamıştır. Şimdi burada böyle bir çizgi çizin. Oldu kolece 4 saatlik. Bakın 4 saatlik. Neden 4 saatlik? 4 saatlik sağlıklıdır. 1 saat vardır bunun 15 dakikası, dakikası, saniyesi falan hepsi vardır. Bunlar scalp'tır genelde. Yani 4 saatten aşağısı bana göre scalp'tır. Yani ben scalp'ı sevmem. Yani anında al, al sat filan ama 4 saat ve yukarısı günlük, haftalık, aylık. Yani en güzel e, trade yapılacak şekildir. Yani day trading dediğimiz mesela şu olayı day trading. Yani nedir day trading? Şimdi arkadaşlar bakın. E, burada 4 saatlik böyle bir çizgi çizdiğiniz zaman kesinlikle almayın. Yani şu seviyede şu seviyede coin alınmaz. Neden? Bakın buradan buraya düşebilir. Buradan buraya da çıkabilir. Şimdi her iki ihtimal var. E peki hocam ne yapacağız? O zaman bakın almak için şu seviyeyi bekleyeceksin. Bu seviyeyi beklerken bakın bu seviyeyi beklerken Erasa'ya mutlaka bak. 50 seviyesinde mi? Eğer geldi buraya 50 seviyesine geldi. Veyahut da işte 18 seviyesine düştü. Burada geldi. 18 seviye düştü. Al topla arkadaş. Buradan yeni bir mum açarsa aşağıya da stop ol şurada. Şurada stop ol. Yani %2, yüzde stop ol. Ama muhtemelen buradan geri dönecektir. Kesinlikle bakın burada almıyorsunuz. Ne zaman alıyorsunuz? Buradan desteğe geldiğinde kaçtır? İşte 186'dır. Bu zaten her zaman değişir. İşte burası 186 ise burası 187'dir. Biraz daha almıştı 188'dir. Falan. Buna göre hareket eder. E peki hocam yukarı çıkarsa? Bakın yukarı çıkarsa burayı geçtikten sonra burada yeni bir mum açarsa alırsın anlaşıldı mı ve hatta tekrar retes etmesini beklersin o zaman alırsın ha bunlar nedir o zaman yine hacim kontrol yapacaksın piyasa kontrolü yapacaksın buna göre hareket edeceksin yani aslında olay bu kadar basit arkadaşlar ee, ha bunun yanı sıra bakın temel haberlerden yararlanabilirsiniz işte Mesela koyun bulmakta zorlanıyorsanız işte sosyal medyayı takip etmek konusunda size yardımcı olur. Mesela biz paylaşıyoruz, başkası paylaşıyor. Yani inanmayın, hemen gelin. Bakın ha, hocanın dediği gibi mi mi. Yani öyle bir şeyler düşünün, tamam mı? Ha şimdi bunu takip edin. Bakın aynısı olacaktır. Yani hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü ben bütün olasılıkları söylüyorum. O da ayrı bir şey. Şimdi birisi de demiş ya. E, yoruma. Ya işte hocam siz öyle bir konuşuyorsunuz ki buraya da gidebilir, buraya da gidebilir, buraya da gidebilir, buraya da gidebilir, 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 gidebilir. Değil mi? Her tarafa gidebilir. Burada bir güneşimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası piyasa. Burada balina gelir. Şurada bir satar. Tak koyun buraya gelir. Burada gelir bir tane balina bir alır. Tak buraya gelir. Öyle mi? Çünkü bu nedir? Bu bir teknik veridir. Bu Grafiği ben yönetmiyorum ki. Kimse yönetmiyor. Bu, yöne, bu grafiği yönetenler hepimiz. Tek başımıza bu grafiği yönetemeyiz. Bu grafiği işte buraya gelir adam, traderlar buraya gelir, bakarlar. Ha der ki hocam, ee, yani kendi kendine der. Lan, şimdi bu satıcılar işte gelecek, lan burada satarlar, işte burada alırlar falan gibisine. Tamam Ha, o zaman işte sen bu grafiğe göre hareket edeceksin aynı temin söylediğim gibi kesinlikle yani orta seviyeden almayacaksın. Ya destek seviyesine gelmesini bekleyeceksin veyahut da direnç seviyesini geçmesini bekleyeceksin. De temel haberlere bakacaksın, indikatörlere bakacaksın, işte hacim, volüm şeylerine bakacaksın. Yani her şeye bakmak zorundasın. Çünkü biz buraya gerçek paramızı yatıyoruz arkadaşlar. Burası bir Facebook gibi, bir e, bilmem ne gibi orada oynadığınız oyunlar gibi bir yer değil. Burası real bir yer, burası gerçek bir yer. Manipülasyonun, spekülasyonun çok çok fazla olduğu bir yer. O yüzden her daim de dikkatli olacaksınız. Paranızı kimseye kaptırmayacaksınız. Bu şekilde devam ederseniz kazanan siz olursunuz. Hepinize bereketli kazançlar arkadaşlar.